Safran asadı sabahleyin yapılır. Çünkü safran çiçekleri geceliğin açmaz. Sabah güneş gördüğünde açar. Eğer hava çok sisli, puslu, bulutluysa da açmaz. Sıcaklık yetersiz olduğu zaman, soğuk olduğu zaman da açmaz. Bugün olduğu gibi parlak bir güneş olacak, bulut olmayacak ve sis olmayacak. O zaman safran çiçeği açar. Bu gördüğümüz safranlar her gün, soğanları her gün çiçek açmaya devam eder. Ve öğleye kadar bir safran hasatlarını yaparız. Elle alınır bu. Elle hasadı vardır. Ve iki tırnağın ucunda şöyle, şöyle bastırıp almamız gerekir. Önce yanlışı göstereyim. Şöyle yapıyorlar, evet. Bu yanlış bir hasat bu. Böyle aldığınız zaman yarınki açacak olan çiçek taslağını da koparmış oluyorsunuz. Ve bitkiye zarar veriyorsunuz. Bakın şurada muazzam bir çiçek sapı var şu anda. Bu yanlış bu. Bu değil. Doğrusu şöyle iki tırnağın ucunda şöyle gelecek şekilde şöyle alıyoruz. Hemen çiçeğin altından hemen şu işte bakın şu. Çiçek bu. Evet bu bakın. Kopmadı ve dağılmadı. Bunu güzelce sepete koyuyoruz ve daha sonra oraya götürüp içeride hanımefendiler bu taç yapraklarını veya çanak yapraklarıyla beraber alıyorlar. İçerisinden de bizim için çok kıymetli olan 3 tane dişi organı, stigmayı alıyorlar. Bu bizim için çok kıymetli. Kırmızı altın dediğimiz bizim bu. Ticarete konu olan, gıdada, tıpta kullanılan ve safranol değeri yüksek olan organ, dişi organlar, stigmalar. Bunlar asıl ve kilosu 60 lira, yani 60 bin lira olan bu. Diğerleri ise 3 tane erkek organ var. Bunlarda pollenler var. Bunları da sabun, lokum, reçel imalatında kullanıyoruz. Bunlar ticarette şu anda konu değil. Bu yaprakları da reçelde, pekmez imalatında kullanıyoruz. 3 parçasından da faydalanabiliyoruz. Hasat şeklinde böyle. Bir kez daha deneyelim olmazsa. Bir çiçek daha koparayım. Şöyle. Şöyle gelip şöyle yapıyorum. Evet, aynen böyle. Bakın. Evet, bunu koparıyoruz. Bakın. İşte bu. Evet. Şöyle. Tamam? Süper. Okey. Harika. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.